özellikle Yunanistan'ın denizaltı filosu konusunda bize göre daha modern altyapısının olduğunu biliyorlar mı? Böyle hani tırnak içinde kuru milliyetçilik olmaz bu işler. Biraz araştırsınlar demiş izleyicimiz. Bize mi söylüyorlar? Bize değil. Bu daha hani ezeriz diyen, gideriz diyenlere. Bir denizaltı filosunun modernliğinden bahsediyor. Diğeri de Yunanlıların Type 212 denizaltısı var diyor. Belki siz daha iyi bir şey yaparsınız. Belki marka model olarak. Biz bu Type 212 model denizaltıları 2022'de alacağımızı söylüyor. Tabii bunların hiçbirisi Türkiye'nin Yunanistan'a kaybedeceği bir savaşta geri kalacağı anlamına gelmez. Ama değerli izleyicilerimiz, bu bir gerçek. Bakın, teknik anlamda da bilgili bir konuğum var. Bunları konuşmamız lazım ki olası bir gerginlikte kimin gücünün ne olduğunu bilmemiz lazım. Evet, izleyicimizin dediği gibi ben de katılıyorum. Kurum milliyetçilikte de olmuyor bu işler. Bu denizaltı teknolojisi anlamında da sizden biraz bilgi alalım. Yani karşı tarafta boş değil. Öyle söyleyeyim. Fazla uzatmayayım bu konuyu. Hiç zarar görmeden Yunan donanmasını imha ederiz kim diyorsa gitsinler ona. Bence bu doğru değil. Bize zarar görürüz. Bir de sadece askeri zafer kazanarak hedeflerimize ulaşamayız. Yapmamız gerekenler var. Bu yapmamız gerekenleri geçerek, sadece askere güvenerek, sadece donanmaya güvenerek belki askeri zafer kazanabilirsin ama mavi vatan zaferini kazanamazsın. Öyle söyleyeyim size. Yani 21. yüzyılda farklı bir dünyada yaşıyoruz. Öyle kahve muhabbetiyle bu işler olmaz. Evet, bu yorumu yapan hem de emekli bir komutan olarak belki de tek isimsiniz diyebilirim. Demin dediniz ya, kim bunları yapıyorsa dediniz. Vallahi, kim yapıyor? İktidara yakın olsun, hatta daha da ileri gidiyorum, muhalif de olursa olsun. Sizin gibi emekli komutanlar ekranlarda ezer geçeriz diyorlar. Bu da başka farklı bir yorum olsun kamuoyuna. Ben şöyle öğrendim, hem babamdan hem de meslekte küçüklüğümden itibaren büyürken büyüklerimden, komutanlarımdan. Devletin kafasında tüy bitmemiş yetimin ve öksüzün olan, hakkı olan parasını, malını ve bu milletin canıyla öyle dayılık efelik olmaz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü çok nettir. Savaş eğer hayati değilse cinayettir. Tabii ki zamanı gelince, bakın asker ömrü savaşlarla geçmiş, böyle bir açıklamada bulunuyor. Bir de savaşın yıkıcılığını esasında en iyi askerler bilir. Onun için şöyle söyleyeyim. Hazır olurum cenge, ister isek sulhü salah. Bu da güzel bir sözdür. Onun için savaşa hazır olmak lazım, caydırıcı olmak lazım. Ama caydırıcılık ilk silahın atıldığı ana kadardır. Ama ilk silah atıldıktan sonra bu nerelere bizi götürür? O biraz da muammadır, bilinmezdir. Dikkatli olmak lazım. Şimdi bir konuda biraz açıklık getirelim. İzleyicimiz diyor ki, madem savaşla olmuyor bu iş, Rusya'nın Ukrayna'da ne işi vardı? Rusya Kırım'a niye girdi? Suriye'de ne yapıyor? Ya da işte Yunanistan ve Mısır anlaştılar, bak bize karşı Akdeniz'de oyun yapıyorlar. Bu iş savaşla olmaz mı diye sizi eleştirenler de var. Kısa da olsa biraz açar mısınız ya? Tam olarak orada yani, çünkü istiyorum ki izleyicilerimiz de bilgilensin bu konuda. Yani zamana, zemine, şartlara göre değişir. Yani örneğin vekalet savaşı konusunu eleştirdiğimizde bazen insanlar diyor ki, kardeşim Amerika'da yapıyor. Ben de diyorum ki, sen Amerika mısın? Bak, haddini bileceksin. Yani ekonomik büyüklüğüne bakacaksın. Kaynaklarına bakacaksın. Haddini bileceksin. Rusya benzetmesi doğru bir benzetme olmamış. Niçin olmamış? Zaten o Kırım konusunda biliyorsunuz, Kırım'da yaşayanların nüfusun neredeyse %90'ı zaten Rus. Yani demografik olarak Ruslar oraya egemendi zaten. Bir de tarihi gelişim içinde
öncesini saymazsanız yani orada biliyorsunuz orası Tatarlara aittir, Türklere aittir. Ama zaman içinde ve özellikle de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Stalin'in politikalarıyla onlar oradan zoraki göçe tabi tutulmuş. Orası Sovyetler Birliği döneminde de Rusya'ya bağlıydı. Sonra zannıyorum Kuruşçev döneminde mi, hata da yapabilirim şu anda. Hı hı. Daha sonra orası Ukrayna'ya verildi. Bir de Türkiye açısından bakmak lazım. Bu Kırım'ın Ukrayna'da veya Rusya'da olması arasından bizim açısından ne fark var ki? Yani karşınıza Rusları almaya değer mi bu? Ha, eğer oraya Tatarlar tekrar ana yurtlarından getirilecek, burası bir Tatar özerk cumhuriyeti falan olacaksa tabii ki arkasındayız. Yani örnekleri verirken dikkatli vermek lazım. Kıyaslama yaparken dikkatli yapmak lazım. Ben savaşın çözüm olmadığını söylemeye çalışıyorum. Ama bölgede olmayalım demiyorsunuz değil ya mi? Asla. Asla. Yani o kaynaklarda bizim de söz sahibi olalım. Ama şimdi bakın ne diyorum size. Siz 2002'den 2019'a kadar hiçbir şey yapmadınız diyorum ya. Siz diplomatik olarak bir şey yapmıyorsunuz. Hukuken bir şey yapmıyorsunuz. Uzlaşmaya çalışmıyorsunuz. Şimdi diyorsunuz ki ben buna itiraz ediyorum. Neredeydin şimdiye kadar? Demek ki senin amacın farklı. Senin amacın mavi vatan değil. Senin amacın sıkışmışlığını, tükenmişliğini, çözülmeni, erimeni engelleyebilecek bir dış tehdit peşindesin. Ya zafer ya mağlubiyet peşindesin. Mağlubiyet de işe yarar. İçine kapanmak, muhalefeti baskı altına almak, özgürlükleri daha çok askıya almak. Yani zafer olmasa, mağlubiyet olsa bile mi? Tabii ki. Yani ya darbe vuracaksın ya sıkı darbe yiyeceksin. O zaman ne diyeceksin dönüp işte birlik olalım. Kafir, küfara, hepsi bize karşı cephe aldı. İçimize kapanıyoruz, bilmem ne. Şunu bunu askıya alıyoruz, seçimleri erteliyoruz. Peki çıkış yolu nedir bu dış çıkış politikada? Yolu... Yani siz, tamam, hükümeti eleştiriyorsunuz. Söylüyorum. Başka bir... söylüyorum hemen Kahire'ye git. Sisi'yle otur. Suriye'yle barış yap. Netanyahu'ya git. Niçin kavgaya devam ediyoruz ki? Ön koşulsuz görüşme yap. Yunanistan'la masaya otur. Çağır. Anlat durumu. Yani böyle bir hamle yaparsak Doğu Akdeniz'deki kaynakları hep beraber bölge toplumları kullanabilir. Ya, değil mi? Tabii ki. Yani, tamam. Biz ama orada ama şimdi daha... şöyle uzlaşırken böyledir. Yani şimdi siz uzlaşma masasına otururken oturduğunuz gibi kalkmayı planlıyorsanız uzlaşma olmaz, zorlaşır. Yani şimdi düşünün siz biz ikimiz uzlaşacağız. Senin kafanda bir paylaşım var. Bu odayı paylaşacağız mesela. Ne bileyim bu deski ben almak istiyorum. Şu ekranı sen almak istiyorsun. Kafamızda böyle bir şey var. Paylaşacağız. Otururuz, tartışırız. Ne bileyim ben buradan %70'lik bir pay almayı planlarken uzlaşırken 65'e düşebilirim. Olay yani uzlaşma budur zaten. Senin hiçbir hakkını tanımıyor. Karşı taraf sonunda bu çatışmaya da gider. Gerekirse o da yapılır. Ama sen bunları denemeden hemen savaş diyorsun. O zaman niyetin farklı ya. Bir de sana diyorum ki savaşırsan da ulaşamayabilirsin diyorum. Savaşta bile amacımıza ulaşamayabiliriz ya, diyorsunuz. Şey, zafer gelse bile. Zafer gelse bile. Askeri anlamda tabii ki. Yensek bile. Ki güç olarak da yenme ihtimalimiz var. Niye? Analiz ediyoruz. Anlamda, evet. Niçin deneyimlerimiz var? Niçin tarihsel sürece bakıyoruz? Bir de birisini dinlerken, birisinin tahminlerine bakarken, bu yurt dışında da böyle yapılır. Geçmişteki tahminlerin ne? Geçmişteki öngörülerin ne? Ben size diyorum ki, ben geçmişteki öngörülerimle, Suriye'de yaptıklarımla, Sudan'da yaptıklarımla, Mısır'da yaptıklarımla, Libya'da yaptıklarımla ben S-400 konusunda daha bir sürü sayarım böyle. Ben kendimi biraz kanıtladım diyorum. Ben bunu yaparken kainliğimden gelmiyor. Sadece oturuyorum, analiz ediyorum, hesaplıyorum, kitaplıyorum. Bu konuda daha
aklına güvendiğim insanlara danışıyorum. Onlarla tartışıyorum. Devlet aklı böyle çalışır ya. Ama bizim ülkemizde devlet aklı böyle çalışmıyor ki. Tek kişinin bir kere, hadi oraya gidiyoruz. İtiraz edeceksin. Hayır, nasıl, niye gidiyoruz ki oraya? Hangi çıkarımız için oraya gidiyoruz? Bana birisi desin ki Libya'da şu çıkarımız var. Yok. Bizim çıkarımız Libya'da... Ama deniz sahamızı genişlettik. Ya. Orada kaynaklar için bir hamle yaptık diyorlar. Mısır'la yapsaydın, Mısır'la yapsaydın daha iyiydi. Ya da bütününü oynayarak, Libya'nın geleceğini oynayarak bunu yapabilirdin. Ve geleceğini oynasan zaten Libya oradan nasıl çıkarsa çıksın, genelde Arap coğrafyası içinde Türkiye'ye iyi gözle bakılan coğrafyalardan birisi Libya. Ne demek istediğimi anladınız değil mi? Yani siz orada oynasanız, Libya'nın bütününü oynasanız zaten kazanacaksınız. Ne yapabilir? Mısır, niye Mısır'la yapmıyorsunuz? Mısır'la yapmanıza engel nedir? Suriye ile paylaşım anlaşması yapmanıza engel nedir? Bana onu söyleyin ya. İhvan değil mi? Mesela şu an Libya'da bizim ortak olduğumuz gruplar, silahlı gruplar, bu İhvan çizgisine yakın İhvan gruplar. Destekliyor. Destekliyor. Serhat, yani bunlar ne oluyor şimdi? Bunların bilmeyenler de var bunlar. Türk askeri değil mi şey olarak? Oradaki bir daha İslami temelli mi gruplar oluyor bunlar? Yani işte İhvan. Bir de sen buradaki radikal İslamcıları Suriye'den oraya taşıyorsun. Bir de onlar gittiler şimdi. Yani, kim onlar? Yani, ÖSO'cular. Bakın orada ÖSO MÖSO, dün El Nusra, bir gün önce IŞİD, sonra ÖSO. Yani böyle geçirgen, yani anlatabiliyorum değil mi? Yani öyle. Ama hemen hemen aynı ideolojiye yakın yani, gruplar yani, bunlar. Vekalet savaşçısı. Vekalet savaşçısı. Parayla savaşan insanlar. Tabii bunlar maaş alıyorlar, paralı. Tabii. Bak ülkede insan, ekonomi perişan. Millet karnını doyuramıyor. Çöplerden şey topluyor, artık topluyor. Sen Türkiye'nin paralarını bunlara veriyorsun. Ha? Niçin 4 milyon sığınma... Bakın bugün dünyanın en büyük sorunu, en büyük tehdit ne biliyor musunuz? Bu benim iddiamda yazılıp çiziliyor. Kontrolsüz kitlesel göç. Ya bizim ülkemizde sanıyorum 7,5-8 milyon biliyor musunuz? Ya bu komedi ya. %10... Artık bazı şehirlerde sadece Suriye'den gelenlerin şu anda elimde rakamlar yok. Gaziantep'te, Kilis'te, Kilis çok önemli. Hatay, Kilis, Gaziantep. %25, %30. Ya bu tehdit ya. Bu tehditin kaynağı kim? Şey değil, Hristiyan alemi değil, sensin. Hristiyan alemi yapmadı bunu, sen yaptın. Siz bunları ümmet olarak görmüyor musunuz mesela? Ben görmüyorum. Görmüyor musunuz? Ben yani Türk büyüyoruz, vatandaşıyım. Büyüyoruz, yayılıyoruz. Bunlar bizim kardeşlerimiz. Peki niye hani Suudi Arabistan ümmeti niye yardım etmiyor sana, düşmanlık yapıyor? Mısır ümmeti niye yardım etmiyor sana? Birleşik Arap Emirlikleri ümmeti niye yardım etmiyor? Bakınız, tarihte de olmamıştır ki böyle bir şey. Siyasal İslam böler, parçalar, tuz buz eder. Din birleştirici değildir. Hani sadece İslam için değil, Hristiyan alemi için de öyledir. Bakınız, Hristiyan aleminde siyasal Hristiyanlık var olduğu dönemde Hristiyanlık bölünmüştü. Biz İstanbul'u niçin aldık biliyor musunuz? Veya niçin aldık demeyeyim. Niye o kadar kolay alabildik? Çünkü Hristiyanlık dünyası bölünmüştü. Bu tarafta Batı Hristiyanlığı, Katoliklik, bu tarafta Ortodoks. Doğu Hristiyanlığı, Ortodoksluk. Doğu Hristiyanlığı, Ortodoksluk bizi tercih etti Katolikliğe. Zaten onun sözü var biliyorsunuz. Katolik küllahı görecek ama değil mi? Müslüman sarığı görürüm diye. Bakın bölünmüş olduğundan faydalandım. Şimdi bugün İstanbul'un fethinde bundan dolayı mı Katolikler destek vermedi? Tabii ki. İstanbul'a. Tabii Konstantin'e. Tabii. Bugün Yunanistan'da o açıklamayı yapanlar hala vardır biliyor musunuz? Bakın böler. İslam böler. Böler parçalar. Yoldan geçen 10 kişiye sorun 10 tane ayrı İslam tarif eder. İslam derken siyasal. Siyasal İslam tabii. Siyasal İslam. Yani devletin işlerine girince. Birleştirici olmaz. Farklı yorumlarım var. Tabii ki birleştirici olmaz. Bir de
çağın, ümmet orta çağın bir kimlik tanımı. Orta çağın kimlik tanımında din esaslıydı. Yani batıda da böyleydi bu. Ama özellikle 18. yüzyıldan sonra akılcı ve bilimsel düşünce dönemine geçtikten sonra artık ulus kimlikler çıktı. Belki bundan sonra daha bir evrensel kimliğe doğru gidilecek. Ama şu anda daha henüz değil. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz evrensel, değil mi? Evrensel bir dünya devleti. Dünya kimliği, yani dünya kimliği, insan kimliği olabilir. Daha ama daha var ona süreç. Ama insanlığın gelişimi içinde, tamam mı? Bu dinsel kimlikten bu kimliğe doğru geçiliyor. Yani ümmet kimliği, dinsel kimlik bu çağın kimliği değil. Ne demek istediğimi anlatabiliyorum değil mi? Bu çağın kimliği değil. Siz ikide bir geçmişin aklını, geçmişin kimliğini, geçmişin örgütlenmesini günümüze getirmeye çalışıyorsunuz ve günümüzde çözüm olarak sunmaya çalışıyorsunuz. Geçmişin aklı ile, bakın çağdaş işler çağdaş kafayla yapılır. Ferit Bey, anlatabiliyorum değil mi? Çağdaş işler çağdaş kafayla yapılır. Çağdaş kafa ne? Akılcı ve bilimsel düşünce. Diyalektik düşünce. Bilim egemen kafa. Eleştirel akıl. Biat etmeyen. Değil mi? Şimdi siz ulus kimliğe düşmansınız. Peki yerine ne koyacaksınız? Ya o çağ dışı diyorum size ya. O kimlik değil.